dersimizde piyasa başarısızlıklarını inceleyeceğiz. İktisadi yaklaşımlarda Keynes'e klasiklerden bahsederken ana konu şuydu aslında. Klasikler piyasanın başarılı olduğuna, ekonominin tam rekabet koşullarında olduğuna ve bu yüzden devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmesine gerek olmadığına inanıyorlardı. Ancak Keynesyenler piyasa başarısız olduğu için devletin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyordu. O halde piyasa başarısızlıklarının bizim için önemli noktası şu. Eğer piyasa başarısızsa devletin müdahale etmesi gerekecek ki devlet nelere müdahale edecek bunu anlamamızı sağlayacak. Piyasa başarısızlığının tanımı da diyor ki piyasaların etkin çalışmasını sağlayan koşulların ya hiç ortaya çıkmaması ya da ters yönde çalışmasıdır. Ne ifade ediyoruz bunda? Örneğin piyasada bir mal hiç üretilmiyor olabilir. Mesela adalet, diplomasi, savunma gibi hizmetleri eğer devlet sunmasaydı bunlar piyasa tarafından üretilmeyecekti. Demek ki tam kamusal adalet, diplomasi, savunma gibi tam kamusal mallar piyasada başarısız. Niye? Çünkü piyasa bunları hiç üretmiyor. Ya da ters yönde çalışmaktan kastımız şu. Bir mal ya da hizmet piyasada olması gerekenden az ya da olması gerekenden fazla üretiliyorsa eğer arkadaşlar ters yönde çalışıyordur. Uyuşturucuya devlet müdahale etmeseydi şu an tüketildiğinden daha fazla uyuşturucu tüketilecekti. Ters yönde çalışmak. Aşı devlet tarafından yapılmasaydı herkes çocuğunu aşı yaptırmayacaktı. Şu anda olduğundan daha az aşı kullanımı olacaktı. Bu da bir ters yönde çalışmaktır. O halde toparladığımızda diyoruz ki bir mal piyasada hiç üretilmiyorsa, olması gerekenden az üretiliyorsa ya da olması gerekenden fazla üretiliyorsa bu bir piyasa başarısızlığı oluşturacaktır arkadaşlar. Piyasa başarısızlıklarıyla ilgili, şimdi piyasanın başarılı olması optimal noktada üretim yapmasıyla ilgilidir. Kaynakların etkin şekilde, optimum şekilde kullanılmasıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili Pareto'nun bir çalışması var, İtalyan bilim adamı. Pareto optimal nokta ile ilgili çalışma yapmıştır ve Pareto optimumda der ki, bir toplumda refahın optimum olduğu nokta, bir bireyin doyumunu artırmanın, yani refahını artırmanın, en az bir diğer bireyin doyumunu azaltmadan sağlamadığı noktadır. Benim refahım artarken, eğer bu refahtaki artış başka bir bireyin refahının azalmasına sebep oluyorsa, buna Pareto optimum diyoruz arkadaşlar. Bu noktada kaynaklar tam kullanılıyordur. Kaynaklar tam kullanıldığı için benim refahımı artırmak için daha fazla kaynak kullanmam bir başkasının zarar göreceği anlamına gelmektedir arkadaşlar. Pareto optimum üretimde etkinlik, tüketimde etkinlik ve toplam etkinlik gibi koşulları incelemektedir. İki teorisi var. Refah iktisatının birinci temel teorisi ve refah iktisatının ikinci temel teorisi adını veririz bunlara. Tam rekabet koşulları altında varılan rekabetçi denge aynı zamanda Pareto optimal noktadır. Tam rekabetin sağlandığı nokta kaynakların etkin tam kullandığı Pareto optimum noktasıdır. Eğer bir ekonomide tam rekabet koşulları varsa piyasa başarılıdır, kaynaklar tam kullanılıyordur. Piyasa başarılı olduğu için hiçbir müdahalede bulunmadan kaynakların tam kullanımı piyasa tarafından sağlanır. Buna refah iktisatının birinci temel teorim denir. Ancak piyasanın eksik rekabet koşullarında çalıştığı durumlarda kamu harcamaları ve vergiler yoluyla Pareto optimum noktası sağlanmaya çalışılacak. Kamu harcamaları ve vergiler devletle ilgili eksik rekabet koşullarında piyasa başarısız. Bu nedenle de kaynakların tam kullanımını yani Pareto optimumu devlet sağlamalıdır. Neyle? Kamu harcamaları ve vergiler yoluyla arkadaşlar. Buna da refah iktisatının ikinci temel teoremi adı verilecektir. Kaynakların tam kullanılmadığı durumda, bakın Pareto optimum sağlanamamış kaynaklar tam kullanılmıyorsa piyasaya müdahale ederek hiçbir bireyin refahını azaltmadan diğer bireyin refahını artırıyorsak buna da Pareto iyileştirme adı verilecektir. Bir bireyin refahını artırmak, başka bir bireyin refahını azaltmıyorsa, burada kaynaklar tam kullanılmıyor demektir ve buna Pareto iyileştirme adı verilecektir arkadaşlar.
Şimdi piyasa başarısızlıklarının neler olduğunu ve bizim bundan sonraki derslerde neleri inceleyeceğimizi görelim. Tam rekabet koşullarından sapmalar, eksik rekabet yani monopol, oligopol bir piyasa başarısızlığıdır. Ortak mal, tam kamusal mal, yarı kamusal mal, erdemli mal bir piyasa başarısızlığıdır ki biz burada mal ve hizmet çeşitlerinde inceleyeceğiz bu konuları. Ölçek ekonomileri, doğal ekonomiler, piyasa başarısızlığı, dışsal ekonomiler, piyasa başarısızlığı, asimetrik bilgi, risk ve belirsizlikler, ekonomik istikrarsızlık, gelir dağılımında eşitsizlik, ödemeler bilançosu dengesizlikleri, üretim faktörlerinin dengesiz dağılımı, az gelişmiş para ve sermaye piyasaları piyasa başarısızlıklarına örnek gösterilebiliyor. İşte arkadaşlar, şimdi sırasıyla bunların neler olduğunu ve devletin bunlara nasıl müdahale edeceğini görelim. Karşımıza Musgrave çıkıyor arkadaşlar. Musgrave dedi ki piyasa başarısızlıkları arasında ekonomik istikrarsızlıklar var, gelir dağılımında adaletsizlikler var. Musgrave kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak için ortak mal, kamusal mal, yarı kamusal mal, erdemli mal, dışsallık, doğal tekeller, kaynak tahsisinde etkinsizlik yarattığını ve devletin bunlara müdahale ederek etkinlik sağlaması gerektiğini söyler. Gelir dağılımında adaleti sağlamak Musgrave'e göre devletin görevidir. Ekonomik istikrarı sağlamak Musgrave'e göre devletin görevidir. Demek ki Musgrave devlete 3 yeni fonksiyon, 3 yeni görev yüklemiştir. Kaynak tahsisinde etkinliği sağlayacaksın, gelir dağılımında adaleti sağlayacaksın, ekonomik istikrarı sağlayacaksın. O halde gelin bunların ayrıntılarına bakalım. Yani devletin görevleri, Musgrave'in de devlete yüklediği bu görevler nelerdir, detayları nelerdir? Kaynak tahsisinde tahsis etmek, dağıtmak anlamında kullanılıyor burada arkadaşlar. Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak devletin görevi. Şimdi özel sektör ve kamu sektörünün temel sorunu kıt kaynaklar sorunudur. Bu kıt kaynakları özel kesim ve kamu kesimi kullanıyor. O halde biz kaynakların kıtlığı sorunu neticesinde bu kaynakları mal ve hizmetler arasında en etkin şekilde dağıtmalıyız. İşte bu dağıtımı kim yapacak? Devlet yapacak. Kime göre? Musgrave'e göre arkadaşlar. Kaynakların mal ve hizmetler arasında en etkin şekilde dağıtılması ya da şöyle ifade edebiliriz. Özel kesimle kamu kesimi arasında kaynakların etkin dağıtımını sağlama görevine kaynak tahsisinde etkinlik diyoruz ve bu devletin görevleri arasında sayılmaktadır arkadaşlar. Devletin bir diğer görevi gelir dağılımında adaleti sağlamak. Şimdi burada iki tür gelir dağılımı var arkadaşlar. Fonksiyonel gelir dağılımı ki buna birincil gelir dağılımı da deriz ve ikincil gelir dağılımı ya da gelirin yeniden dağıtımı adını alır. İkisi arasındaki fark nedir? Eğer gelir dağılımına devlet müdahale etmiyorsa, piyasa geliri düzenliyorsa, üretim faktörleri üretime katıldıkları ölçüde milli gelirden pay alıyorsa buna birincil gelir dağılımı diyoruz. Üretim faktörleri üretim faktörlerini elinde bulunduranlar arasında gelirin dağıtılmasıdır. Şimdi bu adil değil. İşte ben çalışıyorsam, emek koymuşsam ücret alıyorum. Eğer ben sermayem varsa gelir elde ediyorum. Bunların hiçbirine sahip değilsem piyasanın umurunda değilim. Birinci gelir dağılımı adil değildir arkadaşlar. Bu nedenle burada adaletsizlikler oluşacağı için devletin vergiler ve harcamalar yoluyla gelir dağılımında adaleti sağlama görevi vardır. Kim yükledi görevi? Musgrave. İşte devlet kamu harcamaları ve vergileri kullanarak gelir dağılımında adaleti düzenliyorsa, geliri yeniden dağıtıyorsa buna da ikinci gelir dağılımı adı verilmektedir. Örneğin devlet zenginden vergiyi aldı, fakire burs verdi. Odun kömür yardımı yaptı, makarna yardımı yaptı. Buna gelirin ikincil dağılımı adı verilmektedir. Robin Hood'çuluk oynar devlet burada. Devletin bir diğer görevi Musgrave'e göre ekonomik istikrarı sağlamak. Şimdi ekonominin istikrarda olması için iki şeyin olması gerekiyor. Bir, tam istihdam sağlanmalı. İki, fiyat istikrarı sağlanmalıdır. İkisinin birlikte sağlandığı durum ekonominin istikrarda olduğu durumdur arkadaşlar.
Devlet, işsizlik, enflasyon, deflasyon, stagflasyon gibi istikrarsızlıkları mali araçları kullanarak, yani kamu harcamaları ve vergileri kullanarak düzeltmeli ve ekonomiyi istikrara getirmelidir Musgrave'e göre. Devletin dördüncü görevinden Musgrave bahsetmemiştir ama böyle bir görevi de var. Büyüme ve kalkınmayı sağlamak devletin görevidir. Büyüme, ülkenin milli gelirinde meydana gelen artışken, kalkınma ülkenin sosyal göstergelerinde, eğitim, sağlık gibi sosyal göstergelerinde yaşanan iyileştirmelere verilen isimdir arkadaşlar. İşte bir ülkede büyümeyi ve kalkınmayı devlet sağlamalıdır. Devletin görevleri arasında yer almaktadır. Şimdi dedik ki bazı mal ve hizmetler piyasada başarısızlık yaratıyor. Kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetleri inceleyeceğiz o halde arkadaşlar. Bunlardan ilki ortak mallar. Serbest mallar olarak da geçer iktisatta. Mülkiyeti kimseye ait olmayan bir mülkiyet söz konusu değil. Mülkiyeti kimseye ait olmadığı için sınırsızca kullanılabilen hava, deniz, meralar, göller ortak mallar olarak geçmektedir arkadaşlar. Şimdi o mallarda ortaya çıkan bir sorun var. Ortakların trajedisi sorunu. Nasıl bir sorun arkadaşlar? Şimdi mülkiyeti kimseye ait olmayan deniz, hava, mera, göller gibi ortak malları biz sınırsızca aşırı kullanıyoruz ve bu da malın yıpranmasına sebep oluyor. Bu malların tüketiminde kişisel çıkarlar, ben bu malı kullanmak istiyorum, bu malı kullandığımda kişisel bir çıkar elde ediyorum. Ama mal aşırı yıpranıyor ve toplum bu yıpranmadan toplum olumsuz etkileniyor. Kişisel çıkarlarla toplumsal çıkarlar çatışıyor. Ben malı aşırı kullandığımda işte bu soruna ortakların trajedisi sorunu denir. Malı aşırı kullanarak yıpratmamız ve topluma zarar vermemiz anlamına gelir arkadaşlar. Piyasa bu sorunla mücadele etmez. Yani göller, nehirler piyasanın ayağı, onun koçun, sabancının umrunda değil. O halde bu malları korumak, bu malların yıpranmasını engellemek devletin görevidir arkadaşlar. Bir diğer mal çeşidimiz tam kamusal mal ve hizmetler. Samuelson tarafından ortaya atılan bir teoridir kamu malı kavramı. Nedir tam kamusal mal ve hizmetler? Adalet, diplomasi, savunma gibi hizmetlere tam kamusal, saf kamusal, pür kamusal, kolektif mal adı verilmektedir. Bakın kaç tane isim saydım. Saf, pür, tam, kolektif mal aynı anlama gelecektir arkadaşlar. Bu malların özelliklerini incelediğimizde faydaları bölünemez. Ne demek bu? Bireysel faydası bilinmiyor. Savunma hizmetinin faydalı, toplumsal anlamda faydalı olduğunu biliyorum. Bir ülkenin savunulması gerektiğini de biliyorum. Ancak savunma hizmetinden ben ne kadar fayda elde ediyorum, bunu bilmiyorum. Buna faydası bölünemez diyoruz. Eğer ben bir hizmetin bana faydasının ne olduğunu bilmiyorsam onun için bir fiyat belirleyemem. Yani bu hizmete şu kadar fiyat öderim diyemiyorum. Fiyatlandırılamaz. O halde bunun bir piyasa fiyatı olmadığına göre, yani işte savunma hizmeti 100 lira diyebiliyor muyuz? Ya da adalet hizmeti 500 lira diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bir fiyat koyamıyoruz. O halde bu tarz malları devlet ürettiğinde nasıl finanse edecek? Vergilerle finanse edecek arkadaşlar. Şimdi bu mallar eğer bir fiyat konulamıyorsa piyasa tarafından üretilemeyecektir arkadaşlar. Piyasa tarafından bu malların üretilmemesine pazarlanamaz deriz. Bu mallar pazarlanamaz mal ve hizmetlerdir. Bu malın tüketiminden hiç kimseyi dışlayamazsınız. Yani sen toplumda hiç kimseye sen vergi ödemiyorsun. O halde adalet hizmetinden yararlanamazsın. Sen vergi ödemiyorsun, seni savunmayacağım, seni korumayacağım diyemezsin. Buna da dışlanamamak denir. Tam kamusal malların kullanımından kimse mahrum bırakılamaz, dışlanılamaz. Bu nedenle de bu mallarda bedavacılık sorunu yaşanır. Şimdi ortada bir mal ve hizmet var, adalet diploması gibi. Ben herhangi bir bedel ödemesem de, vergi ödemesem de bu malı zaten kullanıyorum. Devlet beni kullanımından mahrum bırakamıyor, kullanamazsın diyemiyor. O halde ben bu mala karşı gönüllü olarak fiyat ödemek istemem ya da gönüllü olarak vergi ödemek
İstemem. Çünkü derim ki ne de olsa devlet bu malı sunduğunda herkes bundan yararlanacak, ben de yararlanacağım. Niye gönüllü olarak para ödeyim deyip fiyat ödemek, bedel ödemek istemiyoruz. İşte buna bedavacılık sorunu adı veriliyor arkadaşlar. Bir diğer özelliği ise tam kamusal mallar ortak tüketilir. Tüketiminde rekabet yoktur. Hiç kimse birbiriyle bu malı tüketmek için, kullanmak için yarışmıyor. Pazarlanamaz demiştik, fiyatları olmadığı için pazarlanamaz. Ve bu malın ne kadar üretileceğine siyasiler karar verir. Hükümet bütçeyi hazırlarken hangi mal ve hizmetler sunulacak, bunlar için ne kadar para harcanacak belirleyecek, meclisi onaylayacak. Yani üretim kararları siyasi süreçte alınacaktır. Bir diğer mal çeşidimiz yarı kamusal mal ve hizmetler. Eğitim, sağlık, karayolları, itfaiye, parklar, yarı kamusal mallara örnek gösterilebilir. Şimdi bu malların bireysel özel bir faydası var. Eğitim hizmetini ben aldım. Üniversiteye gittim, üniversite eğitimi aldım. Bireysel bir fayda elde ettim. Ancak ben eğitim aldığım için, eğitimli bir insan olduğum için toplum da bundan faydalanıyor. O halde buna, topluma da bir fayda yayılmasına pozitif dışsallık adı verilir. Yarı kamusal mallar bireysel faydaları olduğu gibi pozitif dışsallık yayan mallardır. Bundan bireysel fayda edebiliyorsan buna bir fiyat konulabilir. Kısmen bir fiyat belirlenebilir. Kısmen fiyatlandırılır. O halde bir mala fiyat belirleyebiliyorsanız, koyabiliyorsanız bu piyasa tarafından da üretilebilir. Yani pazarlanabilecektir. Bakın özel okul var, özel hastane var gibi özel yüzme havuzları var. Özel kesim tarafından da üretilebiliyor. Üretiminde ve tüketiminde rekabet var. Mesela belediye otobüsleri, yarı kamusal mal ve hizmetleri örnektir. Binmek için acele ediyoruz değil mi? Durakta kapılar açıldığında hurra hep beraber otobüse binme çabası içine giriyoruz. Demek ki biz bunları tüketirken birbirimizle rekabet içine giriyoruz. Eğer otobüse bindim bilet basmazsam şoför beni bindirmiyor, in aşağı diyor. Demek ki parasını ödemezsem dışlanabiliyorum. Kısmen dışlanılabilen mallardır. Niye kısmen diyoruz? Bazı yarı kamusal mallardan dışlanabiliyorum, bazılarından dışlanamıyorum. Mesela itfaiyeden parayla aldığım bir hizmet değil, para ödemezsen evin yandı söndürmeyeceğim demiyor bana. Ama belediye otobüsüne bilet basmazsam binemiyorum. Bazı yarı kamusal mallar para ödemem gerekir, ödemezsem kullanamam. Bazı yarı kamusal mallar bana bedava sunuluyor, itfaiyede olduğu gibi. Para ödemiyorum ve kullanımından dışlanamıyorum. Onun için kısmen dışlanabilen mallar ifadesi kullanılır. Bu malları hem özel kesim hem kamu kesimi üretir demiştik. Özel okul, devlet okulu. Özel hastane, devlet hastanesi. Bu mallarda ortaya çıkan sorun arkadaşlar sıkışıklık maliyetidir. Ne demek sıkışıklık maliyeti? Yarı kamusal malları kullanan kişi sayısı arttıkça malı daha önce kullanan kişilerin faydası azalıyor. Belediye otobüsü ne kadar kalabalık olursa ben o kadar sıkışıyorum, o kadar faydam azalıyor, rahatsız oluyorum. İşte buna sıkışıklık maliyeti denir. Peki tam kamusal mallarda böyle mi? Yani sokak aydınlatması bir tam kamusal maldır. Sokaktan kaç kişi geçerse geçsin benim faydamda bir azalma var mı? Ya da şifresiz TV yayınları bir tam kamusal maldır. Kaç kişinin televizyon izlediği benim faydamı azaltıyor mu? Hayır. Ama belediye otobüsü, okul, hastane kalabalıklaştıkça benim faydam azalıyor. Bu yüzden yarı kamusal mallarda kalabalıklaşma maliyeti ya da sıkışıklık maliyeti oluşurken tam kamusal mallarda bu oluşmamaktadır. Diğer mal çeşitimiz özel mal ve hizmetler. Ayakkabı, çanta, bu kalem özel mal ve hizmeti örnek. Şimdi bu kalem benim kalemim. Bireysel faydası var bana. Faydası bölünebilir. Faydası kişiseldir. Benden başka hiç kimseye bu kalemin faydası yok arkadaşlar. Bunun bir fiyatı vardı. Piyasada üretiliyordu. Ben bunu bu kırtasiyeden aldım. Dıştan eğer ben bunun parasını ödemeseydim dışlanırdım. Yani bana bu kalemi vermezlerdi. Dışlanılabilirdi. Tüketiminde rekabet var çünkü stoklarla sınırlı. Bu malın arzı piyasada oluşan talebe göre belirlenir. Arz talep koşullarına göre üretim yapılır.
Elektrik, su, doğalgaz gibi doğal tekelerden olan özel malları devlet üretir. Şimdi bakın. Elektrik, su, doğalgaz yukarıda verdiğim örneklere uyuyor. Yani bunlar bir özel mal. Ancak bunlar devlet tarafından üretiliyor. Devlet ayakkabı üretmiyor, devlet çanta üretmiyor. Gerek yok. Piyasa zaten bunları üretir. Ancak bazı özel mallar vardır ki elektrik, su, doğalgazda olduğu gibi bunlara doğal tekel deriz. Piyasa başarısız olacağı için bu mallarda devletin üretmesi gerekecek. Şimdi bunları inceleyelim arkadaşlar. Devletin ürettiği piyasada üretim ve dağıtım koşullarında yaşanacak sıkıntılar yüzünden, başarısızlıklar yüzünden devletin müdahale ettiği özel mallar nelerdir? İlki mali tekel. Mali tekele konu olan mallar alkol, tütün gibi zararlı mallar arkadaşlar. Bu zararlı mal ve hizmetlerin üretimine tekel oluşturarak devlet üzerine alabiliyor. Mali tekellerde devlet fiyatları maliyetlerin çok üstünde belirliyor. Şimdi devlet niye içki sigara üretsin? Amaç bu mallar topluma zararlı mallar. Ama kullanmayacaksın diye demokrasiyle yönetilen ülkelerde sen bunu içmeyeceksin, sen bunu kullanmayacaksın diye baskı yapılamıyor. O halde ne olacak? Devlet bunun üretimini üzerine alıyor. Maliyet düşük olmasına rağmen, bunların üretiminde birim maliyetler düşüktür. Birim maliyet düşük olmasına rağmen devlet bunları ürettiğinde fiyatlarını yüksek belirler. Ve devlet aşırı kâr eder. Ha, şimdi burada bir bilgi çatışması oldu. Önceki derslerimizde demiştik ki devlet kâr güdüsüyle hareket etmiyor. Aslında burada devletin amacı kâr elde etmek değil, bu malların tüketimini caydırmak, azaltmaktır arkadaşlar. Bu yüzden de fiyatları yüksek belirler. Hasbelkader de kâr ediyor artık. Yapacak bir şey yok. Bunlara müdahale etmiş oluyor. Bir diğeri piyasa tarafından yaşanacak sıkıntılar yüzünden devletin müdahale ettiği özel mal doğal tekeller. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon, demir yolları gibi özel mal ve hizmetler. İlk kuruluşları sırasında maliyetleri çok yüksek. Yani bugün sen demir yolu üretimi yapacaksın. Çok yüksek maliyeti var. Bunların ortak ölçekli işletmelerle ortak ölçekli işletmelerin karşılaması mümkün değildir. Bu mal ve hizmetleri tek bir firma tarafından üretilmesi maliyetleri düşürecektir. Şimdi tek bir firmanın demir yollarının üretimini üstlenmesi gerekiyor. Tek firma üretim yaptığında maliyetler düşüyor çünkü bir kez Ar-Ge yapılıyor, bir kez fizibilite çalışması yapılıyor. Kredi almak için bir kez dosya masrafına katlanılıyor. Birden çok firma demir yolları üretimini üstlenseydi eğer her biri ayrı ayrı Ar-Ge yapacaktı. Her biri ayrı ayrı kredi çekmek için masrafa katlanacaktı. O halde tek bir firmanın bunu üretmesi, üstlenmesi maliyetleri düşürecek. Buna ölçeğe göre artan getirili endüstriler adı veriliyor arkadaşlar. Ölçek büyüdükçe getiri artıyor, maliyetler düştüğü için. Ancak bu durumda da bir tekelleşme oluşacak. Düşünsenize demir yollarını tek bir firma üstlenmiş, üretmiş, ona ait. Bu bir tekelleşme yaratacaktır. Bu nedenle de tekel durumundaki firma, demir yolunun üretimini yapan firma, marjinal maliyet fiyatlaması yerine ortalama maliyet fiyatlamasını tercih edecektir. Ne de olsa benden başka malı üreten yok deyip ortalama maliyetlere göre fiyat belirleyecek. Üretim düzeyi ve ölçek arttıkça ortalama toplam maliyet sabit maliyet nedeniyle azalma gösterecektir. Şimdi arkadaşlar, firma marjinal maliyet fiyatlaması yaparsa tüketici artığı çok yüksek olacağı için firma zarar eder. Yani firmaların eğer özel sektöre bırakılırsa elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi mallar firmada marjinal maliyet fiyatlaması yaparsa zarar eder. Firma ortalama maliyet fiyatlaması yapar zarar etmemek için. Ancak bu durumda da kaynak tahsisinde etkinsizlik yaşanacaktır. O halde bir sıkıntı oluştu. Marjinal maliyet fiyatlaması yaparsa kaynak tahsisinde etkinlik sağlanıyor. Ama bu durumda firma zarar edeceği için firma ortalama maliyet fiyatlaması yolunu seçiyor. O halde bu bir piyasa başarısızlığı oluşturuyor.
kaynakların etkisizliği nedeniyle. O halde devlet diyor ki bu malların üretimini ben üstlenirim. Marjinal maliyet fiyatlaması yaparım. Zarar ederim. Marjinal maliyet fiyatlaması yaptığında devlet de zarar edecek. Ama devletin kar güdüsü olmadığı için zarar etsem de bu zararı hazineden karşılarım diyor. O halde buradan doğal tekele konu mallar nedir? Birinci soru. Elektrik, su, doğalgaz gibi mallar, özel mallar. İki, nasıl endüstrilerdir? Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerdir. O ölçek büyüdükçe getiri artar. Üç, doğal tekele konu olan mallarda hangi fiyatlama yapılmalıdır? Marjinal maliyet fiyatlaması yapılmalıdır. Dört, özel kesime bırakılırsa özel sektör nasıl bir fiyatlama yapar? Ortalama maliyet fiyatlaması yapar. 5. Devlet doğal tekerlere müdahale eder. Marjinal maliyet fiyatlaması yaparsa zarar nereden karşılanır? Hazineden karşılanır arkadaşlar. Birçok soru ihtimali olan bir alandır doğal tekerler. Bir diğer mal ve hizmet çeşidimiz arkadaşlar erdemli erdemsiz mallar. Erdemli mallara merit, erdemsiz mallara ise demerit mallar adı verilmektedir. Ya da erdemli malların bir diğer adı vasi, veli vasi mallar olarak geçecektir. Malları erdemli ve erdemsiz mallar olarak ayıran bilim adamı Musgrave'dir. Özel faydasının yanında toplumsal faydası olan yani pozitif dışsallık yayan mallar erdemli, toplumsal zararı olan yani negatif dışsallık yayan mallar ise erdemsiz mallardır. Alkol, tütün, uyuşturucu, şiddet içeren filmler, şiddet içeren oyunlar erdemsiz mallar çünkü bunlar negatif dışsallık yayıyor, topluma zararı var. Aşı, süt, şimdi okullarda kuru üzüm dağıtılmaya başlandı. Kuru üzüm, öğrenci yurtları, huzur evleri gibi pozitif dışsallığı olan topluma fayda yayan mallar ise erdemli mallardır arkadaşlar. Bu mallarla ilgili Musgrave çalışma yaptı demiştik. Erdemli, erdemsiz mallarda arkadaşlar. Erdemli malların tüketiminde gelir düzeyi düşüklüğü, eğitimsizlik ve bilgisizlik gibi sebeplerle. Eğer bu mallar bireylere bırakılırsa yani devlet derse ki bana ne ya aşıdan kim isterse çocuğunu kendisi aşı yaptırsın derse fakirlik yüzünden, eğitimsizlik, bilgisizlik yüzünden bazı kişiler çocuklarına aşı yaptıramayacak. Yani bu mallara karşı talep oluşmayacak. Alkol, tütün, uyuşturucu gibi zararlı mallara da devlet bana ne ya kim içerse içsin ilgilenmiyorum derse bu sefer de bu mallara karşı aşırı talep oluşacak. İlkokul, ortaokul seviyesine kadar uyuşturucu kullanımı düşebilecek. İşte bir mal olması gerekenden az talep ediliyorsa ya da olması gerekenden fazla talep ediliyorsa buna tercih çarpıklığı denir. Demek ki devlet erdemli ve erdemsiz mallara müdahale etmezse bu mallara karşı tercih çarpıklığı yaşanacaktır. Bu nedenle de devlet ne yapıyor? Erdemsiz mallarla ilgili alkol tütün gibi erdemsiz mallarda sınırlama, yasaklama getiriyor. Aşı gibi, süt gibi erdemli malların tüketimini ise zorunlu bırakıyor. Hepimiz okula gittik, ilkokulda zorla bize aşı yaptılar. Devlet burada paternalist bir devlet yapısı oluşturuyor arkadaşlar. Bir diğer mal çeşitimiz kulüp mallar. Buchanan'ın kulüp mallarla ilgili çalışması vardır arkadaşlar. Tanımında der ki, üyeleri dışındaki kişilerin tüketiminden dışlanmasını gerektiren. Burada bir üyelik sistemi var demek ki. Kulüpten bahsediyoruz. Bir üyelik sistemi var. Eğer kulübe üye değilsem bu malı kullanmaktan dışlanıyorum. Pozitif dışsallık yayan ancak pozitif dışsallığından sadece üyelerin pozitif dışsallığının sadece üyelere yayıldığı özel mallardır. Örnek verecek olursak golf, tenis sahaları. Yani Türkiye'de herkes golf, tenis oynuyor ya bu örnekler de biraz tuhaf kaçıyor bizim ekonomik düzeyimize göre. Daha bize uygun bir örnek verelim. Sosyal güvenlik hizmetleri, mesleki kuruluşların sunduğu hizmetlerdir. Bakın bu hizmetler kulübün üyeleri tarafından kullanılır. Kulüp üyeleri bu hizmeti alabilmek için aidat prim adı altında paralar öderler. Kulüpte
üye sayısı azsa çok aidat ödemem gerekir. Çünkü az sayıda kişi kullandığımız için maliyetler bizim üstümüze kalacak. Ancak kulübe yeni üyeler geldiğinde üye sayısındaki artış nedeniyle bizim ödediğimiz aidat düşecek. Demek ki kulübe yeni gelen üye benim maliyetimi, primimi, aidatımı düşürdüğü için bana pozitif dış sağlık yayıyor. Kime? Ben de bir üyeyim. Ama üye dışında toplumun diğer kesimlerine bir fayda yayılmıyor. Ha, burada şöyle bir durum var. Başta birilerinin gelip üye olması benim işime geliyor. Çünkü yeni üyelerin gelmesi benim ödeyeceğim aidatı azaltıyor. Ama bir noktadan sonra, optimum noktadan sonra yeni üyelerin gelmesi, yani sayının artması bende rahatsızlık oluşturmaya başlıyor. Tenis oynamaya gitmişim, sıra beklemek zorunda kalıyorum. Çok sayıda kişi kullanmaya başladığında rahatsızlık duyuyorum. Demek ki belirli bir noktadan sonra bu malı çok kişinin kullanması sıkışıklık maliyeti yaratacak. Hadi bilgilerimize bir göz atalım. Ne dedik? Üyelik sistemi var, üyeler prim ödüyorlar dedik. Pozitif dış sağlık yayılıyor ama pozitif dış sağlıktan sadece kulübün üyeleri yararlanıyor. Dedik, tanımını yaptık. Bize tanımını sorabilir. İki, ne tür bir sorun çıkabilir bu mallarda diye sorabilir. Sıkışıklık maliyetine sebep oluyor belirli bir noktadan sonra. Tenis kulübünün kalabalıklaşması beni rahatsız ediyor. Sıkışıklık maliyeti oluşuyor. Üç, hangi mallara örnek gösterilir? Kulüp mallar, golf, tenis sahaları, sosyal güvenlik kurumunun sunduğu hizmetler kulüp mallı hizmetlere örnek gösterilebilecektir arkadaşlar. Ve son olarak mal ve hizmet çeşitlerimizden sonuncusu global mal ve hizmetler, global mallar. Ozon tabakası, atmosfer, okyanuslar, evrensel insan hakları, fiziki altyapı, barış güvenlik gibi faydasından kimsenin dışlanamadığı, ortak tüketilen, sınırları aşan dışsallığa sahip mallardır. Etkisi bir coğrafi bölgeyi aşıyorsa, benim ülkemdeki durum bir başka ülkeyi sınırları aşan bir dışsallık yayabiliyorsa, bu global maldır. Siyaset globaldir. Amerika'da yaşanan bir olay Türkiye'yi etkiler. Sağlık globaldir ki Dünya Sağlık Örgütü vardır. Afrika'daki bir hastalık Türkiye'ye gelebilir, yayılabilir. Teknoloji globaldir. Ceplerimizdeki telefonların birçoğu teknolojinin geliştiği ülkelerden alınmıştır gibi sınırı aşan dışsallıklar yayıyorsak, kimseyi tüketiminden dışlayamıyorsak, ortak tüketiyorsak, ozon tabakası gibi, okyanuslar gibi bu mallara da global mallar denecektir. Arkadaşlar, 7 tane mal ve hizmet çeşidinden bahsettik. Sınav soru değeri yüksek olan bir alandır. Eğer eksik kaldığını düşünüyorsak bu alanı daha iyi çalışalım, daha çok soru çözelim, gerekiyorsa tekrar dinleyelim. Tam kamusal mal, erdemli mal, yarı kamusal mal, doğal tekerler sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu noktaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.